Alparslan Bey, özellikle biz önümüzdeki dönemde ucuz maliyetle aldığı TL kredileri dövize dönme riski barındırdığı için getirdiğimiz bu son düzenleme ile birlikte şu anda belki bilançosunda yüksek enflasyona karşı kendini koruyabilmek adına işletme sermayesi olabilir ya da varlığı olabilir. Bu nedenle kendi bilançosunda döviz tutan şirketler için bir cezalandırma mekanizması olarak algılanabilir mi? Böyle bir risk olabilir mi? Çünkü reel sektörden gelen geri dönüşler böyle, onu sormuştum. Yani şimdi orada da tekrar müsaadenizle aynı şeyi biraz tekrar ediyor hocam, açıklayıcı olması açısından. Geliri yabancı para olanın zaten yabancı para cinsinden kredi kullanması serbest. 32 sayılı karar. Dolayısıyla yabancı para, yani ticaretini yabancı para üzerinden yapan bir müşterimiz için yabancı para tutmasında bir sıkıntı yok. İki, yabancı para yükümlülüğü olan İstediği zaman gidip kredi kullanabilme şansına sahip. Burada da problem yok. Çünkü bu istisna olarak öngörülmüştü. 32 sayılı karar kapsamında olmasa bile. Burada öngörülen firmalar, dediğim gibi 350 civarında firma bugün itibariyle bu kapsamda değerlendirilebilir firma. Bu firmalar zaten TL cinsinden kredi kullanan, ticaretleri de TL cinsinden olan firmalar. Bunların yabancı para mevduat tutup TL cinsinden kredi kullanıp gidip yabancı paraya dönmelerinin önüne geçirmek isteniyor. Buradaki tam temel amaç kur üzerindeki baskıyı almak. Bir de ben şunu da söyledim. Firmalardan temel beklenti ve mali karlılıktan öte genel faaliyet karlılığının artıyor olmasıdır. Bu eğer yabancı paraları varsa bu yabancı paralarının işte mal alımına, yatırıma ve benzeri şirket faaliyetlerine kullanılmış olmasını ve kullanılmasını beklerim açıkçası. Bunu söylemiştim. Burada asla yabancı paranın engellenmesi, sermayenin kontrol edilmesi, sermayenin transferinin engellenmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Asla böyle bir şey düşünülmemiştir. Çünkü başta da söyledim, mal, hizmet ve sermaye hareketleri Türkiye'de her zaman serbest olmuştur. Bu dönemde de tam serbestiyet içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Peki. Kur korumalı mevduat. Yavuz Bey, bu akşam sesinizi az duyduk. Şimdi kur korumalı mevduatta tabii ilk başlangıcında da siz işte bu ekranlardan anlattığınızda hemen ardından işte yoğun bir ilgiyle karşılandı. Dolayısıyla hani o aylar geçti arkasından. Belli bir yere gelindi. Şu anki temposu ne? Bir onu merak ediyorum. Ben temposu hala aynı ilgi devam ediyor mu? Ve hedeflenen, yani bankacılık kesiminde hedeflenen mevduattaki yapıyı, yani dolarize olmuş kısmen yapıyı değiştirebildi mi? Ya da değiştirmesini belki çok bekleyemeyiz hemen olduğu gibi, ama nereden nereye geldi? Yani ne kadar bir fayda sağladı? Tabii bunu sadece fayda sağlamanın yanı sıra hani riskleri itibariyle de ne kadar bir risk barındırıyor? Onu da bize hani aktarırsanız açıkçası daha iyi anlamış oluruz. Şimdi tabii kur korumalı mevduat, hatırlayınız, 20 Aralık tarihinde devralmıştık. Hatta olsa da bu salonda konuşmuştuk, demin size söyledim. Bu arada fikir babası sizsiniz. Yani biz daha önce kişisel olarak, biz daha önce Bankalar Birliği'nde bununla ilgili, buna benzer ürünlerle ilgili olarak yaptığınız sunumlar olduğunu ve bununla ilgili fikri altyapıda şey katkınız olduğunu biliyoruz. Ben söylemiş olayım, siz öyle dersiniz tabii de. Ortak kararıyla verilmiş olan bir husustur. Ben değilim, onu söyleyeyim yani. Herkesin ortak kararı diyeyim. Şimdi kur korumalı mevduat konusu, bildiğiniz üzere faiz geliri %17 civarında bir faiz geliri öngörüyor. İkincisi, herhangi bir stopaj, yani vergi bu ürün üzerinden alınmıyor. Bir başka husus, tabii ki eğer vade tarihindeki kur artışı olursa onu da kendisine taahhüt ediyor. Üç mekanizmayla bir farkındalık yaratıyordu. İlk başta sadece gerçek kişiler için söz konusuyken sonra tüzel kişiler de dayanmaya başladılar. Şimdi tabii o güne geldiğimizde hatırlayınız, o zaman kur 18 civarında bir orandaydı. Hı hı. Kur korumalı mevduatla uçmuş gidiyordu döviz. %10 civarında bir, pardon, 10 TL'ye kadar doların değeri 10 TL'ye kadar düştü. 14 lira düşmüştü. Yok, önce 10 liraya kadar. 10'a kadar onu da gördü diye hatırlıyorum. 14'ler falan gibi şey gördü. Sonra tekrar geldi, işte 13 civarında park etti. Oralara kadar geldi. Zaten beklenen de oydu zaten. Aslında mevhumun muhalifinden eskilerin ifadesiyle bakıldığında bu kur korumalı mevduat olmasaydı ne olacaktı? Bir de öyle bakmak lazım. O zaman kurun daha da yukarı gitmesi
ve kurun yukarı gitmesinin bonun cari açık ve enflasyonist etkisini zaten birinci seansta ciddi anlamda konuşmuştuk. Bugün itibariyle kur korumalı mevduat 20 Haziran verileri var bizde. Yani bankacılık sektörünün işte 1 trilyon TL'yi geçti. 1 trilyon TL'lik bir rakam geçti buraya. Peki bu kur korumalı mevduat yabancı paradan TL bir çözülme sağladı mı? Evet. Şimdi böyle bakın o günlerde yabancı para TL dengesi bakın %65'e 35'ti. Yani bankacılık sistemindeki mevduatın %65'i yabancı parada, %35'i TL cinsindendi. Bugün gelinen noktada bu oran 58'e 42'ye döndü. Yani yabancı para 58. Peki %7'lik bir çözülmeye sebep oldu. Şöyle söyleyeyim. Gerçek kişiler, gerçek kişilerin mevduatı, yabancı para cinsinde mevduatları, mevduatı yıl başından bu tarafa 14 milyar dolar azaldı. 14 milyar dolar azaldı. Tüzel kişilerin yani firmaların yabancı para mevduatı da 8 milyar dolar azaldı. Toplamda 22 milyar dolarlık yabancı para cinsinden mevduatın çözülmesi söz konusu. Tabii bu 22 milyar doğrudan buraya gitti diyemem. Ancak büyük kısmının buraya gittiğini söylemeye gerek yok. Yani büyük kısmı da bireysel ne kadar, tüzel ne kadar bir tekrar edelim mi? Çünkü tüzel daha fazla değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum. 14 milyar dolar tüzellerde 8 milyar dolarlık yabancı paradan TL dönme var. Ya da yabancı paranın azalması söz konusu. Dolayısıyla kur korumalı mevduat bence öngörülen hedefi kesinlikle yerine getirmiş durumdadır. Tabii ki bunun Merkez Bankamızda ve hazineye kur artışından kaynaklanan bir farklı şeyi olabilir. Bir nasıl söyleyeyim bir ödeme yükümlülüğü getirebilir. Onu da söyleyelim ama ne kadar olduğunu bütçeye. Şunu size söyleyeyim. Tabii bu vadeler itibariyle bakmak lazım. Ama bunun total ekonomiye ya da maliyeye ya da devletin hazinesine kur artışı dolayısıyla enflasyon veya cari açık olarak getireceği maliyet neydi? Ona bakıldığında ben onun yani bugünkü tabii şu anda teknik rakam olarak söyleyemem. Hazine maliyeti şu X tutar kadar bir maliyet getirdi diyemem. Ben de var. Ancak mevhumun maliyetine bakıldığında merkezi bütçeden 21.1 milyar lira kur farkı ödeyen Hazine ve Maliye Bakanı 2022 genelinde 40 milyar liraya yükselmesini bekliyor. Peki sorum şu. Kur o sırada yani işte 18'den daha farklı bir fiyata gitseydi bu dönem içerisinde kurun düşük olmasının getirdiği cari dengeye getirdiği fayda ne kadar? Öyle bakıldığında ben onun çok anlamlı bir maliyet olmadığını düşünüyorum. Yani o dengeye iyi bakmak yaklaşık lazım. Yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında bir yük getirmiş çünkü orada da oldu. Çok ciddi farklı bir yük getirebilirdi. Dolayısıyla kur korumalı mevduat, kur üzerindeki baskıyı almış olması ve halen bir enstrüman olması açısından çok değerli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Burada şöyle bir eleştiri var. Ama şu cümleyi söylemem lazım. Hı-hı. Tabii kur korumalı mevduat İlahi nihayeye sürdürülebilir bir ürün değildir. Olmaması da lazım. Var mı kafanızda evet. Bir takvim, bitiriş takvimi? Ekonomik konjonktürüne bağlı olarak tabii ki farklılaşabilir. Yine peki iştah azaldı mı yani onu merak ediyorum. Yani size gelen başvurularda tabii, bankalara gelen... İlk başta artan oranlı bir artış söz konusuydu. Bugün evet yine artıyor ama ilk baştaki ivme tabii ki yok. Yani çıkışlar var beklemek mı? Lazım. Gerçek kişilerdeki veri ise söyleyebilirim. Gerçek kişiler vadesi yerinde döneni %75'i dönüyor. Yani uzatıyorlar. Tabii uzatıyorlar. O da çok normal. Tüzeller daha yeni başlıyor biliyorsunuz. Bugün itibariyle söyleyeceğim istatistik eksik olur, erken olur. Çünkü ocağın 12'si 13'ü gibi başladı tam olarak tüzellerden dönüş. Bu ayın 15'inden sonra başlayacak biraz daha. Oradaki 6 aydı ya vade. Evet. Açıl Bey biliyorsunuz yani Türk bankacılık sistemindeki mevduatın ortalama vadesi çok düşük. Yani o uzamış işte oldu biraz. Bu vesileyle aslında mevduatın ortalama vadesi ciddi anlamda artmış oldu. Bilanço dengesi anlamında da bu ciddi katkıları var yani. Hani azaldı dedik.